Fuat Uğur, İmamoğlu başkanlığa bir adım daha yaklaştı. Hangi başkanlık olduğunu sanırım sormayacaksınız. CHP Genel Başkanlığından söz ettiğimi beni izleyenler bilirler. İki ay yakın zamandır söylüyorum bunu. Anahtar İstanbul İl Kongresi'ydi ve bu kongreyi kazanan CHP'nin kapısını açabilecekti. Ekrem İmamoğlu'nun önünde iki seçenek var. Her iki seçeneğin alt başlıklarını ve handikaplarını değerlendirmeye devam etmekte. Öncelikle iki aydır söylediğim seçeneği hatırlatayım. İmamoğlu'nun hadi kibarlık yapalım emanet aday olarak öne çıkardığı Özgür Özel, önceki gün yapılan kongre ile CHP Yeni İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'in blok listesine oy veren 190 delegeyi arkasına aldı. Anadolu'dan kazandıkları delegeler dikkat alınırsa yabana atılmayacak bir oy potansiyeli. Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçeneği ve olasılık hesabı. CHP'nin doğal delegelerle birlikte toplam 1300 civarı delegesi var. İmamoğlu, 4 Kasım'da başlayacak CHP kurultayından önce Özgür Özel'e verilecek oyların sayısının 600 ya da 650 geçtiğini tespit ettiği anda emanetçisine kenara çekil diyecek ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak. Malum kendisi de şu anda Özgür Çelik'in listesinden seçilerek kurultay delegesi de oldu. Arkasını alacağı rüzgarla ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderilmesi ihtimalini hasretle bekleyen delegelerin de desteğiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturabilir. Ekrem İmamoğlu'nun bu seçimi uygulamaktan alıkoyabilecek tek sıkıntısı CHP Genel Başkanı olursa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni AK Partili bir isime teslim edecek olması, CHP Genel Başkanlığı İmamoğlu için aynı zamanda kaçış noktası. Çünkü İstanbul'da aday olursa kazanabileceğine kendi de hiç ihtimal vermiyor. Özgür Özel CHP Genel Başkanı olsa bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmesi durumunda 31 Mart sonrası kendisine olağanüstü kurultayda koltuğunu teslim etmesi zorlaşabilir. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden birinin Cumhurbaşkanlığı seçimine giden süreçte bir kredi biletisinin kalmayacağı ortada. CHP Genel Başkanı olursa neyle suçlanacak? İmamoğlu işte bu nedenle 4-5 Kasım tarihindeki kurultayda CHP Genel Başkanı olmaya odaklanmış durumda. Üstelik CHP'nin başına geçtiğinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettirmekle suçlanmamak için elinde kozları da var. Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu bir CHP ile İyi Parti ve Yeşil Sol Parti'nin nasıl sıkı bir ittifak içinde olacağını görmemek için kör olmak gerekir. İmamoğlu, kendisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne AK Partililere teslim ettin diyecek CHP tabanını yalnızca 3-4 ay sabredin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim olacak diyerek seçimleri ancak bu ittifakın kazanacağını ikna edecektir. Zaten HDP ile İyi Parti'nin 81 ilde ayrı aday çıkaracağız yaygırasının temelinde de CHP'nin başında artık Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istememeleri yatıyor. Bakmayın siz Meral Akşener'in İmamoğlu ile Mansur yavaşta ile kayıkçı kavgasına. Hepsi hikaye. İki seçenek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ardından CHP olan üstü kurultayı. Ekrem İmamoğlu için ikinci seçenek İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olup yeniden meclis çoğunluğunu da ele geçirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmak olacak. Özgür Özel CHP Genel Başkanı olursa iş kolaylaşır. İYİ Parti ve HDP düşük profilli adaylar gösterir ve eli rahatlar. Üstelik Yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de uyumlu çalışacaktır. Ama Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı yeniden alırsa işi zor. Aslında CHP'de yaşanan seçim yenilgisi travması olmasaydı da zordu. Başarısız bir belediyecilik, hizmette sınıfta kalması da üzerine eklenecek ve seçimi açık bir farklı kaybedecek. Ekrem İmamoğlu'nun asıl korkusu bu işte. Şimdi rüyalarına giren Kemal Kılıçdaroğlu kazanma olasılığını bertaraf edebilmek için İstanbul dışındaki tüm delegeleri etkileyebilecek çalışmalarına hız vermiş bulunuyor İmamoğlu. Birinci round İmamoğlu'nun lehine bitti. Final maçı kıran kırana geçecek. Cemil Mız'ın yeni filmi. Beğendiniz mi? Ya sen beğenmedin mi diye soranlara cevabım aşağıda. Ama önce bir noktanın altını çizmek isterim. Adı Unutulmaz Bir Gece, Not Disturbed. Rahatsız etmeyin olan filmin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Cem Yılmaz... ...gösterime girer girmez sosyal medyada paylaşımda bulunmuş. İlk intiba önemlidir diye. Altında yüzlerce yorum var. Şunu gördüm. Sanatçıların bazıları hakikaten saçma sapan siyasi paylaşımlarla... ...ülkemizdeki kutuplaşmanın ateşine odun atmalarının yansımaları vardı o yorumlarda. Birileri çok beğenmiş, birileri de boktan bulmuş. Zaman kaybı diyor. Sanatçı siyasi duruşunu bu denli keskin çizgilerle ortaya koyunca ortaya koyduğu her eser de siyasi referanslı değerlendirmelerin, eleştirilerin hedefi haline gelebiliyor. Ben filmi Netflix'te göstereme girdiği ilk gün izledim. Bilmiyorum neden acele ettiğimi. İzlemeye tahammül edemediğim kara komik serilerinden sonra adeta tövbe etmiştim Cem izlemeye. Neyse sonuçta filmi izledim ve çok beğendim. Cem Yılmaz gerçek bir sinema yapıtı ortaya koymuş. Senaryosuyla, oyunculuklarıyla, mizahıyla ve hüznüyle insana dair her cümlede yeni hikayeler anlatmış adeta. Filmde abartılı gibi görünebilecek tiplemeler o kadar sıradandı ve aktörleri oyunculuklarıyla onları o denli sahici kılmışlardı ki izlerken "Tamam ben bu adamı ya da bu kadını bir yerden tanıyorum." diyorsun. Tüm oyuncular şahaneydi ama bir tık farklı Bülent ve Özge Özberk'in oyunculuğuna bittim desem yeri. Hala Özge Özberk'in kendini başkalaştırabilme yeteneğine hayran kaldım. Yoksa diğer tüm oyuncular Cemilmaz dahil mükemmel. Konu da çok farklı. Psikolojik rahatsızlığı olan Isaac'in ilacını alamadığında halüsinasyonlarla çaresizce çırpınışı çok dramatikti. Üstünde pek durmasam da tek takıldığım nokta bir sinema filmi olmasına karşın tiyatral bir atmosferin olmasıydı. Otelde yalnızca iki kişinin kalıyor oluşu ise bir başka handikaptı. Yanlış anlaşılmasın. Tek odada geçen filmleri de izledim ben. Ve gerilim ayarlandığında bal gibi sinema filmidir onlarda. Ama bu filmde mekan çok geniş. Otel, sokak, dönerci, eczane. Face to face dışında tiyatro sevmeyen biri olmamdır belki de takılmamın sebebi. Sinemayı sinema yapan unsurları hep dört dörtlük görmek istiyor insan haliyle. Neyse, diyaloglar zekice yazılmıştı ve ince mizahıyla beni sık sık gülümsetti ve yönetimdeydi. Tekrar Özge Özberk'e dönersek, eczacı kadın karakterine bayıldım. Özgü Özberk'i neredeyse tanımayacaktım. Bir insan bu kadar mı doğal yaşandırılır? Saç modeli, gözlükleri ve yarattığı tip muhteşemdi. Eczacılar odasından bir tepki gelmez umarım. Hiç kimse kızmasın bana. İyi bir sinema izleyicisiyim ve sinemayı sanat yapan nedir az çok bilirim. Bu film sinema sanatının iyi örnekleri arasında yerini alacak bana göre. Sinema da politika da olabilir. Hatta politik sinemayı da severim. Hiç karşı değişim ama tek şart. Hiç karşı değilim ama tek şartım var. Sanat değeri taşıması. Propaganda yapan didaktik yapımları elimin tersiyle bir kenara itiyorum. Sanat söz konusuysa terör ve terörist propagandası olamaz. Sırf siyaseten doğruculuk yapıp sansür diyenleri kendi soyutarlıklarıyla baş başa bırakıyorum. Filme dönelim yeniden. Bu film bana göre Cem Yılmaz'ın Hokkabaz ve pek yakındadan sonra en beğendiğim filmi. Cem Yılmaz'a Av Zamanı ve İftarlık Gazoz filmlerinde de oyuncu olarak çok beğendiğimi belirteyim. Gora Mora filan bana göre değil. Kimse kusura bakmasın. Beğenenlere saygı duyarım ama gerçek bu.